Atatürk'ü 1920'de Türk Milleti'nin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü almak ve 23 Nisan Ulusal Ekonomik Çıkış Bayramı'nı kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 23 Nisan Ulusal Ekonomik Çıkış Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepinize hoş geldiniz. Türk olmak gurur duymak. Kanlı ihtiyacı sahip olduğunuz için Türk olmak özgür olmak. Hürriyeti cemallerini tutacağım için mutlu olmak. Türk olduğunu söylemekten Türk olmak, Türkiye'nin içer bir şey olmaktır. Sizler var ki bizimler tersizlerin bu güzel günümüz var. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e adı şehitlerimizin anasına bir de kutsalı saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Sayın Bursa'nın sevgili öğretmen arkadaşlarım, değerli benden, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak için bu iki bayramın birleştiği günde aramızda oldunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Ama böyle bir bayramı hatırlayıp ve kutluyoruz ki dünyanın en güzel, en büyük egemenliğini yaşamış bir milletin çocuklarına armağan edildiği bir bayramı kutluyoruz, milli bir bayramı kutluyoruz. Onun içindir ki unutulmaması, yaşatılması için her zaman gününde ve zamanında kutlanması
bizim için elzemdir. Zaten kanun ve tüzüklerle bu belirtilmiştir arkadaşlar. Onun için bazılarınızın aklında hani kalabilir, niye bu bayramda burada bulunuyoruz diye. Ama milli bayramlar bizim için, milletimiz için çok önemlidir. Milli olmadığınız zaman, bir millete ait olduğunuzu hissetmediğiniz zaman, kimliğiniz ne olursa olsun o millete ve o topluma ait olduğunuzu hissetmediğiniz zaman, bir devletiniz olmadığı zaman inançlarınızı da diğer yaşayabileceğiniz şeyleri de yaşayamazsınız. Çünkü bağımsız değilsiniz. Öncelikle bağımsız bir devletin, bir bayrağın, bir vatanın evladı olmak zorundayız. Arkadaşlar ses gelmiyor diye ama iletebildiğim kadar onun içindir ki her ne inançtan olursanız olun, hangi kimlikten olursanız olun, bütün bir vatanınızın, bir milli egemenliğinizin, bir bayrağınızın olması şarttır. Bunlar olmazsa diğer bir kimlik yapacağınız diğer kimlikleri de yapamazsınız. Yaşayabileceğiniz inançlarınızı da yaşayamazsınız. Onun için bağımsızlık hele bizim milletimiz için olmazsa olmazdır. Hep şey gelir, 23 insanlarda aklıma çocukluğumdan kalan bu vatan kimin şiiri gelir. Bu vatan kimin? Bu vatan kara toprağın kara bağrında diye başlayan, bu vatan kendisini bu vatana hissedenlerindir. Fakat bu vatana kendisini hissedenler, bu bayrağa kendisini hissedenler, bu vatanın ve bu bayrağın koruyucusu ve ilelebet yaşatacaklarıdır. Bunlar da büyük önderimiz Atatürk bunu öngördüğü için en önemli egemenlik olan bayramımızı çocuklarımıza armağan etmiştir. Çünkü çocuklarımız bunu en güzel koruyacak ve yaşatacak olanlardır. Çocuklarımıza güveniyorum. Biz çocuklar, ben çocuklardan hakikaten o kadar güzel şeyler hissediyorum ki. Belki siz birebir hissetmiyorsunuz ama biz toplu halde burada hissediyoruz. Vatanını, milletini çok seven, kendisini ifade eden, kendisi bir birey olan çok güzel çocuklarımız var. Onlarla kıvanç duymalısınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de mutlaka çocuklarla, bu yavrularla büyük bir övüş ve kıvanç duymaktadır. Zaten sunucularımızdan belli değil mi arkadaşlar? Çocuklarımızın ne kadar ileriye dönük de gelmiş olmaları. Bütün Türk çocuklarını ulusal egemenliklerini koruyacaklarından hiçbir şüphem yoktur gelecekte. Cumhuriyetimizin kurucusunun da bundan şüphesi olmadığı için bunlara armağan etmiştir. Bütün çocuklarımızın, vatanımızı, milletimizi koruyacak bu çocuklarımıza güvenimiz tamdır. Çocuklarımızın ve sizlerin hem 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı aynı zamanda birlikte kutladığımız Ramazan Bayramı'nızı da kutluyorum, saygılar sunuyorum.
Topraktaki tohum, daldaki yapraklarımız, tatlı meyvelerimiz,
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Birinci Dünya Savaşı sonunda yaşanan tüm olumsuzluk ve zorluklara rağmen Atatürk hiçbir zaman ümidini kaybetmemiş. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum ve Sivas'a geçerek yaptığı kongrelerle Türk milletinin düşmanla mücadeleye, dayanıklılığa, tarih sahnesinde kıyamete dek var olma mücadelesine çağırmıştır. Ankara'da 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ulusal egemenliğe ve yine Türk Devleti'nin ilk adım atılmış, meclise toplanan temsilciler ülkemizin düşmanlardan kurtarılması için çalışmalara başlamışlardır. Meclis tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarını aksatmadan devam ettirerek ulusal kurtuluş savaşımızı ilgilendiren tüm kararları mecliste almışlardır. Türk milleti ulusal egemenlik için büyük babasının ardında kurtuluş savaşını kazanmış, bu milletin kıyamete bağımsız yaşayacağını tüm dünyaya duyurmuştur. 23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. 23 Nisan Türk halkının egemenliğini ilan ettiği gündür. 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar verilmiştir. 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. Biz çocuklar bayramları çok seviyoruz. Biz bayramda istiyoruz. Evimizde, ülkemizde şenlik olsun. Biz çocuğuz. Bayramımızda şeker de, oyun da olsun. Bugün neşe mutluluğun günü olsun. Bayramımız kutlu olsun. Memlekete atılmış yağ boncuk olan sizsiniz.
Thank you.
Tabii. Bir yaş tabii.